Now that I have you, you are the best of everything in all you say and do. Every day is a better day than the day before. And I know forever I can only love you more and more. Where are the words to tell you how much you mean to me? And by your side is the only place I ever want to be. We met, and from the start I knew what true love can do. I have the best of everything now that I am. Ağlama oğlum. Ağlama oğlum. Ağlama. Gel. Gel anasının kuzusu, gel, 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 gel. Acıktın mı sen? Ha? Acıkmış mı benim oğlum? Acıkmış mı? Gel bakayım, gel. Al. Al, 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 al. Al bakayım. Al bakayım. Al. Al bakayım. Aferin oğluma. Sen Muzaffer'le Serap'ın olsun. Sen Muzaffer Ali Dinç Aslansın. Sen de baban gibi güçlü, kudretli olacaksın. Ben nasıl babanı ilk gördüğümde kudretinden korktuysam... ...seni görenler bin beter olacak. Ağlama. Hem bak, yarın seni babana götüreceğim. Gülizar, hiç adaleti yok şu dünyanın, biliyor musun? Gençleri toprağa uğurlamak bizim gibi kocamışlara mı yakışır he? Şu koskoca Muzaffer Bey toprakla karışırken biz de burada kim derdi ki helvasını yapacağız, dağıtacağız. Koskoca bir yıl geçti ha? Ha. Kim inanır ya bu kadar çabuk geçtiğine? Hı? Şu kapıdan şöyle heybetle girişi hala gözümün önünde. Ne erkekti ama. Gitti. Gitti de bizi böyle erkek müsveddelerinin eline bıraktı. Şimdi oldu sıcak. Hadi şunları dağıt, şimdi yola çıkılacak. Çekmiş. Hoş geldin Yasin ağa. Hoş gördük. Helva yaptım, buyur. Yasin ağa öyle bakma, yememek olmaz. Biz burada duasını edeceğiz. Onların da ruhu şad olacak yani. He? Ben bu çiftlikte çok ölüm gördüm seyyare. Dedesinin cenazesinde buradaydım. Babasının ölümünde de tabutunu kaldırmak bana düştü. Ama oğul Muzaffer hem de böyle hunharcasına, cinayetten, oğlunu bile öpemeden. Takdiri ilahi, hikmetinden sual olmaz. Afiyet olsun Yasin ağa. Oo. Ne yaptın ya? Helvayı mındar ettin be aman. Vallahi eline sağlık seyyare bacım. Mis gibi de koktu ha. Biz kabristana gitmeyeceğiz mi? Kız, burada bu kadar iş güç dururken ne yapacaksın kabristanda? Ne işimiz var? Tövbe! Ecdadını anmayan Allah razı gelir mi? Ya şimdi... Yasin ağa, sen çalışmak imandandır demiyor muydun? Şimdi şu çiftlikte iş güç yaparak da Muzaffer Bey'i yad etmiş olmuyor muyuz? Değil mi? Ama olur mu hiç öyle şey Reşit? Yani bir kabrine gitsek, bir duasını etsek fena mı olur? Hem sevaba girmiş oluruz. Değil mi? Ölümlü dünya Reşit. Efendi, yani rifalı olmak lazım. Rifah. Demek öyle diyorsun Gülizar. Doğru. O zaman iş güç yarın da yapılır değil mi? Hadi kalkın gidelim. Hanımım, kabristana biz de gelmek istiyoruz. Âlâ, gelebilirsiniz. Halide, hazırlanmadın mı? Daha geç kalacağız. Hazırım. Gidebiliriz. Halide, gitmek istediğine emin misin? Gitmek zorundayım Kemal. O kadın sahip olduğum her şeyi elimden aldı. Abimin hatırasını almasına izin veremem. Sırf onunla karşılaşmak istemediğim için benden çekindi, gelmedi demesine dayanamam. Ramazan nerede kaldı? Bir işi de düzgün yapsın artık, geç kalacağız. Hira. Ne? Kira dedim. Ben burada misafirim. Kabak ödemedi mi? Kabak! Ha buyur Eren. Başlarım ulan senin Eren'inden. Nerede kiram? Ramazan. O misafirmiş. Ne misafiri? Bir yıl oldu burada pinekliği, oturur. Ayıp oluyor ha. Ver ulan paramı. Yok, olsa verirdik. Ulan deyus. Ulan cin olduğunla adam mı çarpıyorsun? Madem paran yok, çık ulan evimden. Tamam be, uzatma Allah Allah. Mahkemeye bekliyoruz. O zaman para alacağız, öderiz kiranı. Hep aynı terane. Pakize. Kira. Ne kirası be? Sen benim kaç haftadır para almadığımı bilmiyor musun? Git o patron olacak kızından iste kirayı. Kiraymış. Aferin kız. Hilal-i Ahmer miyim ben be? Ha? Hilal-i Ahmer miyim ben? Ha? Ben Hilal-i Ahmer miyim? Ben nasıl geçineceğim? Kız, nereye böyle acele acele? Hayrola? Nereye olacak? Fabrikaya. Sen nereye sabah sabah Ramazan? Hayırdır? Yoksa iş mi buldun? Ya yok be kızım. Kabristan'a gidiyorduk teyzemlerle. Dayımın seneyi devriyesi ya ona. Sana ne diyeceğim? Ben şehirden ev bakıyorum. Yarın nikah edildikten sonra artık şehirde oturak ha? Ne diyorsun? Sen bu gidişle o nikahı anca rüyanda görürsün. Daha şu tenekelere bile kira ödeyemezken hangi parayla ev bakıyorsun Ramazan? Dalga mı geçiyorsun benden? Ev bakıyormuş. Ya kızım, mahkemeyi kazanınca zaten biz... Ya kazanamazsan? Ya hakkını alamazsan Güllü'den? O vakit evlenmeyecek miyiz Ramazan? Ya Allah korusun sen niye öyle konuşuyorsun Pakize ya? Ya sen benim helalimsin, sen benim kaderimsin. Sen içini ferah tut. O topraklar bana anamdan kaldı, anamdan. Rahat ol sen. İyi tamam. Geç kalıyorum. Akşama görüşürüz. Zaten görmezsem yaşayamam ha. Hatırasını anmak üzere toplandığımız iyi eş, örnek arkadaş, çalışkan ve başarılı müteşebbüs. Ada sadece Adana için değil, tüm Türk milleti için büyük hizmetler yapmış. Muzaffer Dinç Aslan için El Fatiha. Muzaffer, sana oğlunu getirdim bak. Keşke sana ne kadar benzediğini görebilseydin. Senin gibi boylu poslu yakışıklı olacak belli. Öyle güçlü ki parmaklarım sıktığımı bırakmıyor. Ama asıl aynı huyu sen. Bazen bana öyle bakıyor ki sen bakıyorsun sanıyorum. Nur içinde yatsın. Allah taksiratını affetsin. Nerede büyümüş? Yemin ediyorum var ya aynı Muzaffer dayıma benziyor ha. Allah sonunu benzetmesin. Hadi gidelim. Gel. Abimin mezarı başında bile şu kadarcık nezaket gösteremiyorsun değil mi? Abimden kalan son yadigarlarıma arama giremezsin. Ben onun halasıyım. Onu istediğim zaman görebilmeliyim. Muzaffer seni reddetmişti Halide. Sen onun halası falan değilsin. Kim olduğumu senden öğrenecek değilim ben. Güllü, tafraların yakında bitecek biliyorsun değil mi? Bizden haksız yere aldığın her şeyi senden geri alacağız. Bunu Ramazan, yeter. Bunun için gelmedik buraya. Tövbe estağfurullah. Özledim abi. Haftalıklar bugün ödenir mi acaba? Ne bileyim. Müdür denen bostan korkuluğunun bir laf ettiği yok ki. Bugün yarın deyip oyalayıp duruyor. Serap Hanım hiç gelmiyor mu fabrikaya? Uğradığı falan yok buralara. Şu uğursuzu dikti başımıza. Sen hiç gördün mü hanımı? Gördüm tabii. Nasıl biri? Bir zamanlar o da burada işçiymiş diyorlar. Esah mı? Esah ya. Sonra Muzaffer Bey'le evlenip hanım olmuş diyorlar. Öyle, hanım oldu. Şimdi koskoca çiftlik, fabrika hepsi onunmuş. Elini sıcak sudan soğuk suya gomazmış. Öyle mi Pakize abla? Müdür bey, baksana bir buraya. Haftalıklar bugün ödenecek mi? Hayır. Bankada bir sorun çıktı, yarın inşallah. O yarın hiç gelmiyor müdür bey. Haftalardır aynı laf. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yetti artık. Maaşlar ödenecek. Koskoca Dinç Aslan fabrikasından kimin alacağı kalmış bugüne kadar? Yalnız sen böyle davranmaya devam edersen hiçbir şey alamazsın. Senin yerinde olmak için kapıda kaç kişi sürünüyor, haberin var mı? Ben hakkım olanı soruyorum. Fabrika 3 gün sıkıştı diye hemen atmaca gibi saldırıyorsun. Bu ne nankörlük? Hadi dönün işinize. Muzaffer yaşasaydı da Halide'nin bu hallerini görseydi. Hayatta ne oldum demeyeceksin azizim. Halide kanaatimce hata üstüne hata yapıyor. Böyle bir ortamda bu şekilde davranması hiç tasvip edilecek bir şey değildi. Halide varlıklı biri olarak büyüdü Orhan. Şimdi bu hallere düşmesi, hırçınlaşması tabii değil mi? Sonuçta bir tercih yapmış. Abisine karşı çıkıp sevdiği adamla evlenmeyi tercih etmiş. Bunu yaparken de bütün mirastan mahrum edileceğini hesap etmiş olmalıydı, öyle değil mi? Yine de babadan kalan miras hakkını yasal yönden istemesi en tabii hakkı. Bak şimdi Paşazade, topraklar bölündü mü Dinç Aslan ailesinin bütün gücü dağılır. Sanırım Muzaffer'in tüm çabası bunun üzerine kuruluydu. Bence Serap Hanım Muzaffer Bey'in izinden gidiyor. Serap'ın bu davayı kazanması mümkün görünmüyor. Yok. İyi bir avukatla pekala da kazanılabilir. Hayırdır azizim? Yoksa avukatlık günlerini mi özledin? Vekillik maceram bittiğine göre tekrar avukatlık yapmamda bir mani yok. Aslında Halide ile olan bunca yıllık dostunuz olmasa Serap'ın avukatlığını sen yapabilirdin. Senden iyisini bulamayacağına şüphe yok. Teyze bak ben sana diyorum. Zaten avukat da diyor. Biz bu davayı yemin ediyorum kesin kazanacağız ya. Öyle görünüyor Ramazan. Dua edelim de fazla uzamadan neticelensin şu iş. İnşallah. Bekle beni kız Pakize. Sana öyle bir düğün yapacağım ki yemin ediyorum Adana olalı böyle düğün görmedik diyecekler ha. Kemal abi, patron seni görmek istiyor. Gel Kemal. Beni çağırmışsınız Ali Bey. Biliyorsun Kemal, son zamanlarda işlere yetişemez olduk. Atölyeyi büyüttük. Muhsin Usta tek başına yetişemiyor. 2 atölyeyi birden idare edemiyor. Bu yüzden seni de ustabaşı yapmaya karar verdim. Ustabaşı mı? Hayırlı olsun. Bugünden tezi yok, hemen yeni işine başla. Peki Muhsin Usta ne olacak? Yan atölyeyle alakadar olacak o. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Sağ olun. Hayırdır Kemal? Niye çağırmış patron seni? Beni ustabaşı yaptı. Bu sabah bana seni yan tarafa alacağım dediğinde anlamıştım. Usta, senin için de bir... Yok canım, merak etme sen. Benim için de iyi oldu böylesi. İşlere yetişemiyordum zaten. Hayırlı olsun. Sağ ol usta. Üstümde çok emeğim var. Sen olmasaydın... Yapma ya. Bu senin ferasetin. Kutlamak lazım burada. Tabii ki usta. Hamza. Baba. Oğlum. Hamza nasılsın? Bir şeye ihtiyacım var mı? boş gelmeye yüzüm varmadı ama seni göresim geldi. Şerefsizler kiraları getirmediler. 3-5 ayarlayınca getireceğim. Dert etme sen baba. Yok hiçbir şeye ihtiyacım. Zaten yakında çıkar idam karar. Ben de def olup giderim bu dünyadan. Öyle deme oğlum. Kol sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Hem dava sürüp gidiyor. Kalem kırılmış değil ki. Hem Allah'tan umut kesilmez oğlum. Baba, Allah katillere de acır mı? He? Anam nasıl? Çiftlikte bebeği eğiliyor. Bugün tam bir sene oldu. Demek yani dayısını babasının katili belleyecek. Öyle deme oğlum. Asıl katil bu fikri kafana sokan şeytan. Tetiği çektirmek için kanına giren kabahatli. Hem ne demişler? Kız halaya, erdayıya çekermiş. Torun aynı sana benziyor. Gördün yani mi, he mi? Yok. Görmeye gittiydim. Beni sokmadım. Anan dediydi. Huyu aynı sana benziyormuş. Daha şimdiden bir yaygara bastı mıydı, bütün çiftliği ayağa kaldırıyormuş. Benzemesin baba. Hiçbir şeye benzemesin baba. Ne huyu, ne de kaderi. Hiçbir şeye benzemesin baba. Vakit tamam. Baba, anama selam söyle. Olur oğlum. Söylerim. Of, geceden beri huzursuz. Hasta mı acaba? Ateş de yok ama. Yok kızım. Öyle her ağladığında hasta olur mu bebek kızımı? Açık sallarım ben uyur bak görürsün. Orhan Bey geldi. Sizinle konuşmak istediği bir mesele varmış. Hadi git sen git, git. Hadi ben uyuturum oğlumu. Git, git. Hadi bakalım. Hadi git. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle aniden habersiz geldiğim için özür dilerim. Fakat sizinle konuşmak istediğim özel bir mesele vardı. Buyurun. Halide ile Ramazan'ın açtığı dava hususunda ben size yardımcı olmak istiyorum. Eminim avukatınız elinden geleni yapıyordur. Dışarıdan bildiğimiz kadarıyla bu haliyle bile kazanılması çok zor bir dava. Yardımcı olmak derken neyi kastettiğinizi anlayamadım. Belki duymuşsunuzdur. Ben vekillikten önce uzun yıllar avukatlık yaptım. Eğer müsaade ederseniz bundan sonraki duruşmada sizi temsil etmek isterim. Avukatım olmayı mı teklif ediyorsunuz? İsterseniz tabii. Ben bu dosyada açıklar olduğunu düşünüyorum. Oldukça açıklar görüyorum. Muzaffer'in babası akıllı adamdı. Mutlaka bir tedbir almıştır diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne yapabilirsiniz? Bana bir vekaletname çıkartırsanız adınıza tapuda bir inceleme yapabilirim. Ankara'dan, ana tapudan da araştırmak gerekebilir. Fakat tahmin ettiğim gibi giderse ilk celsede dava lehinize sonuçlanır. Tabii paslandığımı düşünüyorsanız o ayrı. Yo, rica ederim. Şaşkınlığımı mazur görün. Ben sadece Halide sizin çok eski dostunuz. Benim tarafımda olduğunuzu duyunca sizi öfkelenecektir. Halide size olan öfkesiyle kör olmuş durumda. Bence yanlış yapıyor. Siz sadece Muzaffer'in vasiyetini uyguluyorsunuz. Toprakların, fabrikanın bölünmesi ailenin nüfusuna büyük çapta zarar verir. Oğlunuzun istikbalini düşünmek zorundasınız. Eminim Muzaffer de bunu düşündü. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size bir kere daha teşekkür borçluyum o halde. Rica ederim. Bana hiçbir borcunuz yok. Yine nereden çıktı bu adam ya? Maşallah. Kabristan'dan döner dönmez şıp diye eve damladım. Meymenetsiz şey. Sahne kız. Sahnesi mi var? Serap Hanım'a yaranmak için Halide Hanım'ı kötülüyor. Davayı bağ verin diyor. Bah. Resmen Serap Hanım'ın avukatının ekmeğine kan doğuruyor. Utanmadan koskoca eski vekil. Bağa bak. Gene kapıları mı dinledin sen? He, kapıları dinliyorum. Siz daha uyuyun. Ortalıkta akrep dolanıyor diyorum ya. Kız Gülizar, ne fesata uğratsın sen. Hanımın en zor günlerinde bu adamcağız koşmadı mı he? Bit yeniği aramanın alemi mi var ha? Bit yeniği mi, bostan korkuluğu mu göreceğiz elbet. Hanımın derdi sağa mı düştü? İstediğiyle oturur, istediğiyle kalkar. Hanım değil mi? Bana bak Hacer Hanım. Ben de bekar bir kadınım. İtrafta dolaşan kurtların kokusunu iyi alır burnum o yüzden. Dul kadın herkesin gözdesidir. Affedersin. Etrafında erkek kaynıyor. O diyorum. Yetti gari. Bu küslüğü çok uzattı. Ne kadar uzatacağımı ben biliyorum. Çekil git başımdan. Sen bana bir bak hele. Yoksa başka biri mi var? Genç bekar kadınım. Paşa gönlüm kimi çekerse ona bakarım. Öyle mi? He öyle. Erkek dediğin verdiği sözü tutacak. Sevdiğine sevgisini belli edecek. Yoksa kuş kafesten uçup gidivermiş, haberi olmaz. Bak Gülizar, benim sabrımı taşırma. Benim tepemin tasını bir attırırsa... He, ne olacakmış atarsa? Sen şimdi bana şunu söyle. Bu gece kapıyı açıyor musun, açmıyor musun? Açmıyorum. O vakit... Sen kendin başında. Halideciğim, hoş geldin. Hoş bulduk Neriman'cığım. Tamam canım, tamam. Sen şöyle buyur. Kusura bakma Neriman. Uzun zamandır uğrayamadım. Eskiden sen gelirdin ama... ...aylardır sen de uğramıyorsun. Ne zamandır çıktığım yok benim de. Biliyorum. Fabrikaya da gitmiyormuşsun. Daha ne kadar kapanacaksın buraya? Zekia'nın günahlarından arınıncaya kadar. Kendine haksızlık ediyorsun. Ne zaman dışarı çıksam birileri sürekli arkamdan fısıldaşıyor. Her baktıklarında en yakın arkadaşının sırtından bıçaklayan adamı görüyorlar bende. Paşazade bile bana sırt çevirdi biliyor musun? En son 2 ay önce uğradı. Kapıdan. Vali için verilecek davete gelmem uygun düşmezmiş. Serap Hanım'la karşılaşmam hoş olmazmış. Onu söyledi. 2 yüzlü adam. Boş ver. Güllü'nün peşinden ayrılmıyor zaten. Bak Neriman. Bu böyle olmaz. Kendini toparlamak zorundasın. Hem sana güzel haberler getirdim. Avukat mahkemeyi kazanabileceğimizi söyledi. İşte o zaman fabrikadaki söz hakkı bize geçecek. Peki ya kazanamazsanız? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık Neriman. Elde yok, avuçta yok. Her şeyi hesaplayarak yaşamaktan bıktım artık. Kemal bir gün anlayacak diye ödüm kopuyor ama ne yapayım? Mahkemeyi kazanmak zorundayım. Eski hayatıma geri dönmek zorundayım. Neyse, ben kalkayım artık. Kemal dönmek üzeredir, geç kalmayayım. Neriman. Atlatacağız. Birlikte toparlayacağız, tamam mı? Söz ver bana. Söz. Tamam, hadi. Güzeldi. Avukattan çıktım, gittim evi gördüm kardeş. 2 tane çok güzel odası var yemin ediyorum. Bir tane de büyük bir oda var, orası da mutfak, bahçeye bakıyor biliyor musun? Alt katta bir oda var, onu hiç konuşmayın, büyük bir oda. Ama biraz oraya tabii tamir gerekiyor. Ne oldu lan? Niye suratını astın şimdi sen? He? Yok bir şey. Ya yürü kalk git bana. Yok bir şey deyip duruyorsun ya. Ne oldu? Niye suratını astın? Konuşalım. Ya şimdi sen temelli unutacaksın beni. Bu tenekeli de ben kalacağım böyle yalnız başıma sipsivri, sersefi. Lan kafak ölme hemen. Sen bunun için mi suratını asıyorsun? Ya yemin ediyorum bir alemsin sen ya. Aşağıdaki oda kimin? Kimin? Senin. Benim. He? O da. He? Kimin? Senin. Kim? Yemin ediyorum. Benim. Vallahi. O da benim mi? Yemin ediyorum sana ya. Ya kardeşim, bizim burada ne zamandır birlikteliğimiz var. Hiç ayrı gayrımız olur mu ya? Allah Allah. Bir çatı altında 2 hane. Komşu oluyoruz, komşu. Pakize. Aman diyorum Ramazan, cinlerim tepemde ha. Ya ne oldu kızım? Daha ne olsun, bugün de vermediler haftalıkları. Ama yarın görecek onlar el mi yaman, bey mi yaman. Ya kurban olduğum güzel gözüm, lafı kerpetenle mi alayım ağzından? Ne olacak yarın? Yarın kimse çalışmayacak. Görsünler bakalım iş durunca fabrika nasıl oluyormuş. Kız, senden korkulur ha yemin ediyorum. Bak ne diyeceğim Pakize, yarın mahkemeyi kazanırsak haklarımızı alacağız ya. Fabrikada da hissemiz olacak. Artık sen patron karısı olacaksın. Yani istediğin zaman işe gitmeme eylemi yapabilin diyorum. İstersen evde çocuğa da bakabilirim. Peki, teşekkür ederim. Evrakları bekliyorum. Tamam. Yarın sizin adınıza vekaletnameyi çıkartabiliriz Orhan Bey. Artık resmen avukatımsınız. Âlâ. Bu dosyaları yanıma alayım. Akşam incelerim. Yemeğe kalmaz mıydınız? Biraz çalışacaktım ama size de hayır diyebilmek mümkün değil. Pekala. O zaman Paşazade'ye de haber verelim. Zaten Selim Bey de fabrika ile ilgili işleri konuşmak için gelecekti. Bu vesileyle bir arada olmuş oluruz. Hay hay. Siz keyfinize bakın. Ben bir Ali'ye bakayım gelin. Allah kahretsin. Halide. Efendim. Halide. Halide. Müjdemi isterim. Ne müjdesi? Ustabaşı oldum. Atölyenin başına geçirdi patron. Haftalığıma da zam yaptı. Ne güzel olmuş. Avans bile verdiler. Sevinmedin mi? Yo, tabii sevindim. Bak, ne aldım? İyi ki yapmışsın. Annen çok sevinecek, çok güzel. Affedersin canım, ben sandım ki... Kemal. Kızdın mı bana şimdi? Niye kızayım ki? Kızma. Boşu boşuna birbirimizin canını sıkmayalım. Hem ben mahkemeyi kazanınca bütün sıkıntımız geçecek nasıl olsa. Halide, bir sıkıntımız mı var? Yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Hem sen de ustabaşı oldun. Artık sırtımız yere gelmez. Kemal nereye? Hava almaya. Kalmış ya. Yazık. Görmedin mi? Yüzünün rengi solmuş. Benden söylemesi. Bitmiş balayı yakına çıkar kokusu. Nereden çıkardın kız? Ben anlarım. Bitmiş onların arasındaki ateş. Aha bak Gülizar dediydi dersin. Buraya yazıyorum. Halide Hanım yapamaz. Attan inip de işe binilir mi hiç ya? Orhan Bey akşam yemeğini bizimle yiyecek. Ayrıca 2 misafirimiz daha var. Ona göre hazırlık yapın. Baş üstüne. Kemal. Hani biz eğlenince sen ustabaşı olacaksın ya. He. Ben de ustabaşı karısı olunca, şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kol elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim be. Ha. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorarım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi, kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluverirsen. Fabrikadaki verimlilik %15 artış gösterdi son 3 ayda. Tabii bunda pamuk fiyatlarının artışının payı büyük. Bu sene pamuk ekimini arttırmak gerekiyor. Beyaz altın diye boşuna demiyorlar değil mi? Ödemeler ne durumda? Aa, hiçbir sorun yok. Sümerbank bu ayki ödemeyi yaptı. Ayrıca Güney Sanayi'de 2 katı alım yapmayı planlıyor bu sene. Âlâ. Yarın bir fabrikaya gelip hepsini kontrol edeceğim. Selim Bey, defterleri de hazırlatırsanız. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben yarın istediğiniz evrakları çiftliğe getiririm. Yok, asıl benim size aylardır çektirdiğim zahmet yeter. Aman efendim, ne zahmeti. Sizin istekleriniz bir emirdir benim için. Bizzat getiririm defterleri ben çiftliğe. Peki o halde. Serap Hanım, önümüzdeki hafta parti teşkilatı olarak sanayicilere yemek vereceğiz. Sizi de aramızda görmek isteriz. Artık çiftliğin ve fabrikanın sahibi olarak bu tür organizasyonlarda boy göstermeniz büyük ehemmiyet taşıyor. Desteğiniz için çok teşekkürler Paşazade. Ha bu arada Orhan Bey artık resmen beni temsil ediyor. Hem mahkemede hem de umumi işlerde artık resmen yetkili avukatımdır. Teklifimi kabul etti sağ olsun Serap Hanım. Ben de elimden geleni yapacağım tabii ki. Hayırlı olsun Orhancığım. Kutlarım. Teşekkür ederim. O halde böyle enfes bir gecede kadehimi güzelliği ve zekasıyla ışıldayan Serap Hanım'a kaldırıyor. Orhancığım, gözümüz yollarda kaldı. Eşin ne zaman geliyor Adana'ya? Kendisi Paris'te. En kısa sürede buraya gelecek. Serap Hanım, Orhan'ın eşini eminim çok seveceksiniz. Bir tanedir o. Muhakkak tanımanız lazım. Çok memnun olurum. Tanışırız tabii. Abo! Kurtlar sofrası mübarek. Heriflerin hepsi hanımın etrafını sarmışlar, birbirlerine diş biliyorlar, iyi mi? Saracaklar tabii. Genç dul kadın. Bizim hanımımız attan inip aşağı bilmez. Yüz vermez onlara. Hiç belli olmaz o, biliyor musun? Hayat bu. O beğenmediği eşeği bile mumla aratır adama kader. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hem hepsi okumuş zengin adamlar. Yahu siz tekmil aklınızı mı kaçırdınız? Muzaffer Bey'in daha senesi yeni doldu. Genç güzel kadın. Elbet göğünü birine düşecek. Erkeği vakıtsız giden avradın boynu bükük, direğe kırık sayılır. Sen kolay mı belledin Yasin ağa? Orası öyle. Öyle de Serap Hanım malını, mülkünü bu adamlara kaptıracak kadar akılsız değil. Hem bebe de daha ufak, değil mi? Ah, baba belleyeceği biri olsa fena mı olur hiç? Kız, sen hangi taraftansın? Hanımımızın evlenmesi hiçbirimizin hayrına değil. Evet, hanım bitti şimdi bir de başımıza bey mi çıksın yani? He. Hem Muzaffer Bey'in yerine hiç kimse tutamaz. Tutar. Tutar da daha vakti değil. Hmm. Size mi kaldı derdi? Ayıp. Çok ayıp. Günah. Muzaffer Bey'in hatırasına hiçbir saygınız yok. Hasbinallah. Mervekilim. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Hoş geldin Kemal. Buyur otur. Giritli. Buyur Cemşir efendi. Afkarlandım kurban. Şu benim plak orada. Dönüp dursun. Hayırlı olsun. Ustabaş olmuşsun. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok bir şey Ahmet. Sadece... Halide sevinir sanmıştım ama öyle olmadı. Hala başka bir iş yapmanı istiyor değil mi? Takma kafana. Alışır elbet. Alışacak olsa çoktan alışırdı Ahmet. Hala eski hayatını özlüyor mu? Biliyor musun? Güllü'yle hep ben ustabaşı olunca hayatımızın ne güzel olacağından bahsederdik. Hayaller kurardık. Şimdi ustabaşı oldum. Ama hayallerimizin hiçbiri gerçek olmadı. İyi de hiçbir şey eskide olduğu gibi kalmadı ki. O zamanlar sana bunları söyleyen Güllü, şimdi fabrikanın patronu oldu. Kaç haftadır aç mıyız, açıkta mıyız? Umru bile değer. Cemşir Efendi. Ne vakittir yiyorsun, içiyorsun, defterde yazıyorsun. Öde artık borçlarını kalem. Ödemezsek ne olur lan? Ödemeyeceksen, yemeyeceksin de, içmeyeceksin de. Olacak, bitecek be kale. Ulan, senin bu yaptığın bunca yılın hukukuna sığıyor mu ha? Yıllardır bu dükkanı kimin cebine döndürüyorsun lan? Ayıp oluyor ama Cemşir Efendi. Lafını tartak konuş. Tamam Giritli, uzatma tamam. Ama Kemal Efendi. Tamam. Hadi sen de evine git Cemşir'e. Kore'ye asker göndermekle tarafımızı seçtik. NATO'ya her an girebiliriz. Amerika ile olan dostluğumuz kopmaz bağlarla pekişecek böylece. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım da. Sovyetler korkusuyla verdiğimiz ve daha da vereceğimiz ödünleri iyi hesaplamamız lazım Paşazade. Kaz gelecek yerden. El verip kol kaptırmayalım da. Dünyanın bir ucundaki memlekete niye adam yolluyoruz hiç anlamıyorum. Komünizm korkusu Serap Hanım. Dünya ikiye bölünüyor. 5 yıl önce Stalin bizden boğazları istedi. Amerika olmasaydı savaş açacaklardı. Elbette kara kaşımız gözümüz için yapmıyor bu desteği bize Amerika. Kore'de göstereceğimiz yararlılıklar milletçe saadetimizin garantisi olacak. Hem siyasi hem ticari. Hı. Kişisel saadetimizdi. Akan Mehmet çıkkanına bağlı öyle değil mi? Niye apaçık söylemiyorsun Paşazade? Aynı Muzaffer gibi konuşuyorsun. O da böyle hep muhalefetti. Affedersiniz Selim Hanım, sizin de başınızı şişirdik. Müsaadenizi istesek. Enfes bir geceydi. En kısa zamanda tekrarlamak isterim. Aynen. Yine her zamanki gibi eşsiz güzellikteydi her şey. Mübalağa ediyorsunuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gülizar, misafirlerimizi geçir. Selamünaleyküm ağalar, afiyet olsun. Hoş geldin Ramazan. Giritli, hayrola? Yüzünden düşen 1000 parça, için. Nasıl olmasın bre morisi, nasıl olmasın? Baksana millet, yiyorlar, içiyorlar, hesaba gelince yaz deftere Giritli, sonra öderiz Giritli. O sonra hiç gelmiyor morisi. Ya kardeşim, sen de kimseye beleş vermeyeceksin. Parayı veren düdüğü çalar diyeceksin, Allah Allah. O da bir dert değil morisi, o da bir dert değil. 2 kadeh işlerini aslan kesiliyorlar, zıkkım içesiceler. Allah'ın sarhoşuyla, ayyaşıyla uğraşıp duruyorum. Vallahi bir alan olsa devredeceğim hemen dükkanı. Yemin ediyorum var ya, biraz da senin suçun var. Bak sana ben kaç vakittir diyorum ki şurada bir değişiklik yap, çağa ayak uydur diyorum. Öyle duruyor, sen de anlamıyor ki ne? Çok biliyorsan sen devral da görelim bakalım zalım. İşi bilmiyorsun. Peh bre morisi, peh. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren... Lan bu benim aklıma daha önce niye gelmedi ki ne? Selamünaleyküm. Gençler, benim aklıma acayip bir fikir geldi, biliyor musun? Hayırdır Ramazan? Hayır, hayır. Bak ne diyorum, İnşallah bu mahkeme iyi neticelenirse var ya... ...ne yapayım diyorum, biliyor musun? Bu meyhaneyi devralacağım. Ne diyorsun? Meyhaneyi? He. Sen meyhanecilikten ne anlarsın Ramazan? Ha, içmeyi iyi bilin de bu başka. Ayıp ölüyor ha, dalga geçiniz benimle. Ya bak şimdi, ben diyorum ki ne, burayı almışık, anlıyor musun? Ondan sonra boyasını, badanasını yaptırmışık. Ondan sonra bu masayı, koltukları değiştirmişik. O büyük kulüpteki koltuklardan falan getirmişiz ha. O zaman var ya burası ha, oh, dadından yenmez. Durun, durun siz. Bu mahkeme bir neticelensin var ya, benle bezen de bu sefaletten kurtulacağız, bak gör. Uyudu mu? Uyudu. Ağladın mı sen? Yok. Ana? Oğlum ağlıma geldi. Hapishanede bir başına olduğunu düşündüm. Ana. Kocamı öldürüp oğlumu babasız bıraktı o. Ona üzülmek sana yakışır mı? Senin de oğlun var. Anasın artık sende. Şimdi anlamasan bile bir gün er geç anlayacaksın. Ne olursa olsun. Ne yaparsa yapsın. Seviyor insan evladını. Hayrola? Sen beni içeri al, ben sana hayır mı şer mi orada göstereceğim. Terbiyesiz. Hem ben seninle barışmadım ki daha. Aa, yetti ama be. Kaç haftadır küssün. Sende de hiç insaf yokmuş kız. Esas sende insaf yok. Bunca zamandır vaat üstüne vaat ama hiçbirinin tutulduğu yok. Kusura kalma Reşit Efendi. Ben böyle şeylere gelemem. Bak güzel. Sen kendin karşımdan Gülizar. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Aç değilim. Nasıl, yakışmış mı? Yakışmış. Ne lazımsa alırsın. Reşit'i gördünüz mü? Görmedik bacım. Buralardadır, darlaya falan gitmiştir. Gece gece mi gitti? Hem ne edecek ki o saatte oralarda? Nasıl yani? Gecede mi yoktu? Vallahi erkenden sızmışım. Sabaha karşı kalktım, gelmemiş. Başına bir hal gelmesin erimin. Aman başına ne gelecek bacım koskoca adamın? Sen ahıra baktın mı? Orada sızıp kalmazsın. Nereye gitti bu adam ya? Ay Güllü'ye. Serap Hanım'a söylesem mi? Acaba o mu bir yere gönderdi? Gece gece diyorsun ha? Bir yere gönderdi. Ha. Ya sen ne biçim bir kadınsın ki kocana sahip çıkamıyorsun? Kız ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Sen onu aldırma, densiz densiz konuşuyor. Sağ mı düştü kocamı nasıl saplanacağım ha? Günaydın. Neredeydin sen? Tüh bismillah. Ne oluyor insan bir günaydın der, günaydın. Hem siz sabah sabah hesap mı soruyorsunuz? Gece darlandım. Ben de kalktım şehre indim. Ne var yani bunda şimdi? Allah Allah. Var mı bir itiraz olan? He, var mı? Hem ne zamandan beri çalışanlar çiftliğin kahyasından hesap soruyor? Müdür bey, bugün ödeyecek misiniz haftalıkları? Pazartesi ödenir haftalıklarımız. Bugün için de ödenir demişsiniz. Bu kadar çok konuşacağına işini doğru düzgün yap. İşçi milleti değil misiniz? Hepinizin derdi işten kaytarayım cebimde olsun. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? İşinizin başına geri dönün diyorum. Size diyorum. İşinin başına geri dön diyorum. Emrediyorum sana. Duymuyor musun? Comment vas-tu? Bonjour madame, merci. Et toi? La vie continue. Sen bu saatte çarşıdasın. Noterde bir işim vardı da. Hayırdır? Serap Hanım'ın avukatlığını üstleniyorum. Oo, demek eski mesleğine geri dönüyorsun. Formidable, isabet olmuş. Hem kocası öldüğünden beri çok sıkıntı çekiyor Serap Hanım. Senin gibi akıllı birinin tavsiyelerine ihtiyacı olacaktır. Merci madame. Affedersiniz, halletmem gereken işler var. Ya ama söz ver, bir kahve için uğrayacaksın. Tamam, tamam söz madem. Ova. Kuzum. Nerelerdesiniz? Epeydir görüşemedik. Nasılsınız? Neden gelmiyorsunuz içeri? Hem uzun zaman oldu. Biraz görürüm sizi. Bu tam size göre Halide. Mutlaka denemelisiniz kuzum. Şu anda fazla vaktim yok Madam Emma. Belki daha sonra uğrarım. Hatırım için. S'il vous plaît. Kızlar. Mahmut! Bitmedi mi yağlama işi? Hadi işinin başına. Sesini yükseltmeden de diyeceğini. Sen işini yapmadığın sürece sesimi yükseltirim. Mahmut! Kemal doğru söylüyor. Hadi işinizin başına. Sıkma canını. Kısa zamanda alışırlar ustabaşı olmana. Düne kadar onlardan biriydi. Şimdi emir verensin. Zamanla. Anlayacak. Muhteşem olmuş. Halideciğim, her zaman söylerim. Elbiseye ruh veriyorsunuz. Mutlaka almalısınız bunu. Gerçekten harika bir elbise. Ama bana pek gitmedi galiba. Bence ben bunu paket edeyim. Size çok ama çok yakıştı. Kuzum, hemen ödemeniz de şart değil. Ayrıca taksit yapıyorum ben. Aydan aya az az ödersiniz. Çok teşekkür ederim Madam Emma. Ama bu elbise benim için biraz fazla renkli. Nasıl isterseniz. Orhan'ı gördüm sabah. Biliyor musunuz, eski mesleğine geri dönmüş. Serap Hanım'ın avukatlığını yapacakmış. Serap Hanım mı? Orhan tam olarak ne dedi size? Hoş geldiniz Serap Hanım. Yine her zamanki gibi ışıl ışılsınız. Çok teşekkürler Madam Emma. Siparişlerim hazır mı? Tabii yansıyor. Elbette. Avukatını mı değiştirdin Serap? Evet. Bundan sonra beni Orhan Bey temsil edecek mahkemede. Orhan benim çok eski bir arkadaşımdır. Avukatın olması için onu nasıl ikna ettiğini bilmiyorum ama... Ben kimseye bir şey teklif etmedim. Aksine o benim avukatım olmak istedi. Davayı kazanabileceğini sanıyor. Ben de evet dedim. Bu yeni sanırım adam. Abi. Bunu da sarın lütfen. Hı hı. Yalnız benim biraz acelem var. Hadi, au revoir. Au revoir. Dağılın, herkes işinin başına. Haftalıklarımızı almadan çalışmıyoruz. Hakkımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Gitmiyoruz. Hakkımızı verin. Haftalıklar ödenmeden iş başı yok. Hakkımızı almadan şuradan şuraya gitmeyiz. Bakın, bakın. Bu yaptığınız suç. Şimdi jandarmayı ararım, hepinizi tutuklar. İşinizin başına dönün. Sizin grev yapma hakkınız yok. Senin de paralarımızı vermeme hakkın yok. Elinden ne geliyorsa onu yap. Size 15 dakika mühlet. Ya işinizin başına dönersiniz ya da jandarma gelir. Karar sizin. Attır o vakit. Eve aç götüremedikten sonra ne fark eder? Yetti ama. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ben de onu anlamaya çalışıyorum Serap Hanım. Durduk yere işi bırakıp dışarı çıktılar. Yalan konuşma. Manyak mıyız biz durduk yere işi bırakalım? Aylardır haftalıklarımızı düzenli almıyoruz. Sesimizi çıkarmadık. Ama son 6 haftadır tek bir kuruş bile almadık. Çoğumuzun ailesi, çoluğu, çocuğu var. Alacaklılar tepemizde, perişanız. Canımıza tak etti. Gel benimle. Dedikleri doğru mu? Adam gibi anlat meseleyi. Efendim, mübalağa ediyorlar. Bankalarda son zamanlarda para akışıyla ilgili bazı sıkıntılarımız oldu. Ödemeler tam zamanında yapılamadı yani. Lakin abarttıkları gibi bir mevzu yok ortada. Ben zaten pazartesi günü ödeme yapılacağını söyledim onlara. 6 haftadır para alamıyoruz diyorlar Selim. Benim niye bundan haberim yok? Ben sizi böyle önemsiz meselelerle meşgul etmek istemedim. Önemsiz dediğin mesele bu mu? Serap Hanım, ben meselenin bu hale geleceğini hiç düşünmemiştim. Ayrıca fabrikanın istikbali açısından paraları bankaya yatırıp bazı faiz geliri elde etmeye çalışmıştım. Sen bana sormadan ne cüretle böyle bir şeye kalkışırsın? Ben siz memnun olursunuz diye düşünmüştüm. Ayrıca açmayı planladığınız dokuma atölyesinin ilk adımlarını da bu faiz geliriyle yapacaktık. Tamamen iyi niyetimden. Lütfen bana inanınız. Şimdi anlıyorum. Büyük bir hata yapmışım sizi bu konuda haberdar etmemekle. Bankalarla ilgili vekaletnameyi iptal edeceğim. Ayrıca haftaya katiplerle buluşup hesapları çıkartalım. Bakalım ne kadar faiz geliri elde etmişsiniz. Eğer bu olay sizin nezdinizde herhangi bir güven eksikliği yarattıysa ben 1 dakika dahi durmam burada. Madem iyi niyetlisiniz, korkacak bir şey yok, öyle değil mi? Elbette. Şimdi git Pakize'yi çağır. Pakize. Serap Hanım seni çağırıyor. Kovacak mı acaba? Kovarsa kovsun. Pakize, sakın pes etmeyesin ha. Şu şikayetleri bir de senden dinleyelim. Nedir anlat bakalım. Dediğim gibi haftalıklar ödenmedi. Zaten aylardır gecikip duruyordu. Neredeyse günde 14 saat çalışır olduk. Şikayet edenler de kovulmakla tehdit ediliyor. Pamuğun değeri arttı, bizim çalışma saatlerimiz arttı. Fabrikadan çıkan mal da arttı. Gene de 3 kuruş haftalıklarımız ödenmiyor. Size ne fabrikanın kârından? Sizin mi burası? Bugün haftalıkların tamamı ödenecek. Bugün mü? Ama bu mümkün değil Serap Hanım. Bugün dedim. Bir daha tekrarlamayacağım seni. Ayrıca herkese makul oranda zam yapılacak. Anlaşıldı mı? Birikmiş haftalıklar bugün ödeniyor. Esnaf mı? Deme ya. Ay yaşa. Ödeniyor demek. Ulan yaman kızsın Pakize. Durun hele daha bitmedi. Bir de üstüne zam yaptı. Ne diyorsun? Allah razı olsun senden Pakize. Çıktın hakkımızı savundun ya. İnsan evladıymışsın. O müdür olacak solucan herifi bir görecektiniz ki. Nasıl ezildi. Olsun ona, iyi olmuş. Kız Pakize, seni sendikanın sözcüsü mü yapsak, ne yapsak ha? Eskiden tüm bunları patronun karşısına tek başına dikilip Güllü söylerdi, biliyor musun? Hayat ne garip değil mi? He, öyle. Hayret, nasıl insafa geldi? Gelecek tabii ya. Ne çabuk unuttu burada bizimle çalıştığı günleri. Unutur. O kadar zenginlik her bir şeyi unutturur. Öyle deme kız. Parayla, mevkiyle saadet olur mu hiç? Elbette parayla, mevkiyle her bir şey olur. Ne oldu işte? Başında erkeği de yok. El kadar bebeğiyle ortada kaldı. Dünya malı kimseye kalmaz. Hiç istemezdim onun yerinde olmak. Herkesin nefret ettiği biri olmayı kim ister ki? Size de yaranılmıyor ha. Kadın ne dediysek tamam dedi. Daha ne konuşuyorsunuz? Gene insan gibi insan bak. Derdimizi söyledi, fazlasını verdi. Hoş geldin Halide. Demek duyduklarım doğruymuş. Rica etsem lütfen oturur musun? Orhan, sen benim çocukluk arkadaşımsın. Bunca yıllık dostluğumuz, hatıralarımız var. Nasıl olur da hepsini bir kenara atıp beni mahvetmeye çalışan biriyle işbirliği yaparsın? İş ahlakım gereği bu dava sonuçlanıncaya kadar seninle bu hususta konuşamam Halide. İş ahlakı mı? Peki senin bu yaptığın hangi ahlaka sığar? Bunca yıllık dostunu sırtından bıçaklamak değil midir bu? Rica etsem sakin olur musun Halide? Burada mağdur olan benim. Eğer birinin yanında olman gerekiyorsa o benim Orhan. Halide, anladığım kadarıyla sen bir seçim yapmışsın. Kemal'le evlenip bütün mirastan vazgeçmişsin. Şimdi seni bu davayı kazanmaya iten sebep nedir? Çünkü ben o çiftlikte büyüdüm. Babam her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Çocukluğumda babamın yüzünü bile görmedim. Çünkü tek yaptığı şey çalışmaktı. Şimdi ailemin koskoca servetini bir kenar mahalle dilberine kaptıracağımı sanıyorsan yanılıyorsun Orhan. Buna izin vermeyeceğim, anladın mı? Halide! Güllü Hanım efendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap Hanım efendi. Nasıl? Güzel. Serap Hanım efendi. Serap Hanım efendi hazretleri. Kocanıza söyleyin de bizimkine... Eyvah, fabrikaya geç kalıyoruz. Hadi kalk. Gözüme bir şey kaçtı herhalde. Biliyor musun? Sonunda ustabaşı oldum. Öyle mi? Hayırlı olsun. Hayallerine kavuştun sonunda. Sağ ol. Sen de kavuştun. Herkesin imrendiği Serap Hanım oldu. Demek ikimiz de mutluyuz. Değil mi? Evet. Mutluyuz. Mendil sende kalsın. Çekemiyorum ah. Gözlerimde sevda saklı. Dökem dedim, dökemiyorum oh. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyorum oh. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyorum. Davalı ve davacı vekilleri burada mı? Buradayız efendim. Davalı tarafın avukatının sunduğu evraka göre Cemal Dinç Aslan fabrika ve topraklarını İsmail Kozanlı'ya satmıştır. Muzaffer Dinç Aslan aynı mülkleri 3 yıl sonra satın almıştır. Nasıl? Peki bu evraktan bizim niye haberimiz yok? Ne demek oluyor ki şimdi bu tezgah? Bu yeni belgeye istinaden diğer kişilerin miras hakkı ödenmemektedir. Ne? Davanın düşmesine karar verilmiştir. Abi lütfen bir şey yapar mısınız? Hakim Bey bakın yanlış bir şey yapıyorsunuz. O topraklar bana anamdan kaldı anlıyorsunuz mu? Yani benim anam Muzaffer Dinç Aslan'ın bacısı oluyor. Ya burada oturan da teyze... Ya avukat bey bir şey söylesene baksana hakim ne diyor ya dava düştü diyor. Mülklerin tek sahibi Muzaffer Bey. Çocuğu olduğu için size hiçbir şey kalmıyor. Bak hele Serap Hanım. Bu yaptıkların yanına kâr kalacak sanma ha. İçeride ne dolap döndürdün, ne icat ettin bilmiyorum ama... hiçbir şey sana helal olmayacak. Her şey sana zehir zıkkım olacak, bunu bil. Bu işin peşini bırakmayacağım. Haberiniz olsun. Bundan böyle Dinç Aslan demek ben demek. Tüm servetiyle, tüm kudretiyle Muzaffer'in mirası temsilcisi ben demek. Bunu böyle belleyin. Vazgeçin artık. Güllü! Sana bir şey diyeyim mi? Kul hakkı yemek, kardeş eti yemek gibidir. Biliyorsun değil mi? Sana ah ediyorum Güllü. Bu dünya döndükçe gün yüzü görmeyesin inşallah. O çitlik de senin başına yıkılsın. Hiçbir şeyin ayrını göremem. Yeter abi. Buyurun Serap Hanım, gidelim. Yapayalnız geberip gideceğim, biliyorsun değil mi? Yapayalnız. Sen mi geldin? Ben geldim. İyi. Hamza'ya gittin mi? Ha. Gittim. Nasılmış? Her şey iyi değil. Gözleri öyle toprağa bakıyor. Ah. Benim kaderi kötü yavrum. Nasıl dağıldık be Zehra? Sen orada. Ben burada. Kızım benimle konuşmaz. Oğlan mapusta. Zehra. Torunumu anlatsana. Görse öyle kuvvetli ki aynı sen, aynı Hamza. Muzaffer Bey'e de pek benziyor. Şimdiden herkes el pençe divan. Zehra ben çok kötüyüm değil mi? Etme bulma dünyası işte. Bütün yaşadıklarımı hak ettim deme ben sana. Ha? Artık üzerinde durmayın Selam. Hukuki yoldan hiçbir şey yapamazlar. İçinizi ferah tutun. Size çok müteşekkirim Orhan Bey. O evrağı nasıl nereden buldunuz bilmiyorum ama siz olmasaydınız kazanamazdım, onu biliyorum. Size söylemiştim. Muzaffer'in babası akıllı adamdır. Bütün malın mülkün Muzaffer'in üzerine geçirebilmesi için başka birine satış yapması gerekiyordu. Sağ olsun. Ankara'daki arkadaşlarım sayesinde o evrağı buldurmak zor olmadı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sağ olun. Büyük kulüpte bir yemek yiyerek ödeşebiliriz. Ne dersiniz? Bilemiyorum. Şimdi kadın malın mülkün üstüne kondu, bir de eğleniyor demesinler. Bakın Serap Hanım. Her konudaki haklılığınızı sosyal ortamlardaki duruşunuzla ispatlarsınız. Bu yemek sizin bu dava ile ilgili haklılığınızın ispatı olacaktır. Bana güvenin lütfen. Madem öyle diyorsunuz, peki. Hoş geldin Pakize. Hoş gördük. Gel. Sağ olasın. Kaybettik Pakize. İçeride ne oyun döndürdüler, ne şeytanlık ettiler bilmiyorum ama dava düştü. İtiraz etme hakkımız bile yokmuş diyorlar. Ah be Ramazan. Dünyanın sonu değil ya. Hem birlik olup el ele verdik mi yaşar gideriz. Allah'a şükür elimiz ayağımız da tutuyor. Kimselere muhtaç olmayız. Ya doğru diyorsun. Allah'a çok şükür kimseye muhtaç olmayız da. Ya Pakizan ben seni en iyi şekilde yaşatım istiyordum. Anlıyor musun? Layık olduğun yerlerde. Sen sabahleyin böyle fabrikaya gidiyorsun ya. Burada bütün gün ayakta. Benim içim parçalanıyor kızım. Ama sana yemin ediyorum çalışıp didineceğim. Seni feraha kavuşturacağım. Ya bu hemen olmayacak ama olacak. Ekmek musab çarpsın olacak. Bak gör. Ben sana sürpriz yapayım istedim. Belediyeden gün almıştım nikah için. Hani mahkemeye kazanırsak. Biraz bekleyeceğiz herhalde. Neden bekleyecekmişiz ki? Nasıl neden bekleyecekmişiz ki? Ya Pakizem, benim sana gelinlik alacak param yok. Kaldı ki düğün. Ben kendim dikerim gelinliğimi. Hem benden iyi terzi mi var? Yok. Bak tenekede öyle bir düğün yaparız ki herkesin ağzı açık kalır. Ne diyor kız sen? Madem günü almışsın, evlenelim diyorum Ramazan. Olur mu kız? Olur tabii. Hem de en güzeli olur. Hiç beklemeyelim, ne dersin? Ne mi derim ben var ya, Allah derim. Allah, Allah. Pakize kız var ya, Allah'ın en sevdiği kuluyum ha. Niye biliyor musun? Seni bana getirdi. O acıları yine çekerim biliyor musun? Her şey bitti. Benim olan her şey onun artık. Düşünebiliyor musun Neriman? Ben burada 3 kuruşa muhtaç, sefil düşmüşken o iblis benim çiftliğimde benim paramın üstüne konarak keyif çatıyor. Çıldırmamak işten değil. Şu halime bak. Üstümde paçavralar, iş yapmaktan kırılmış tırnaklarım, mutfakta bulaşıklar. Üflesen üstüme uçacak bir ev bozması. Acı nasıl bir haldeyim? Fransalarda bunun için mi tahsil gördüm ben? Babam bu halimi görse eminim mezarında kemikleri sızlardı. Kemal bu hayata toz kondurmuyor ama bu şekilde daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Bunu mu hak ediyorum? 3 kuruş kazanan bir ustabaşının karısı olup uzaktan o soykanın sürdüğü sefahati mi izleyeceğim? Kemal. Mahkeme sonucunu sormayacak mısın Kemal? Gerçi neler olduğunu tahmin bile edemezsin. Aklım almıyor. Güllü bin bir türlü dalavere çevirip davayı düşürttü. O yardakçısı olacak Orhan da bilmiyorum artık aralarında nasıl bir hesap var. Bütün varımı yoğumu onun ellerine sundu. Kemal beni dinlemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Duydu mu dersin söylediklerini? Ondan mı bozuldu acaba? Duyarsa duysun Neriman. Ustabaşı oldu diye düğün bayram yapacak halim yoktu. Gözümü bağlayıp dizimi kırıp bu sefalet içinde çürümeyi kabullenecek miydim yani? Yalan mı söylediklerim? Haklısın şekerim. Sinirlerim bozuldu tabii. Bak, ne diyeceğim? Var mısın eski günlerdeki gibi büyük kulübe gidelim ha? Bir iki bir şey içer kendimize geliriz. Hı? Yok Neriman, ben gelecek durumda değilim sağ ol. Aa, hadi ama. Bak ben davet ediyorum seni. Aramızda lafı mı olur? Ben de ne zamandır insan içine çıkmıyorum. Hem büyük kulüp ne zamandır gerçek hanımlara hasret kaldı. Kırma beni hadi. Mersi. Kadehimi davanın sonucuna, adaletin yerini bulmasına kaldırıyorum. Sayenizde. Rica ederim. Ben sadece yardımcı oldum size. Oo, demek bensiz kutlama yapılıyor. Çok kırıldım. Serap Hanım, duydum müsbet sonucu. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Buyurmaz mısınız? Sizde ne var ne yok? Parti toplantısındaydım. Adana bölgesinden Kore'ye gidip şehit olanların ailelerine devlet yardımı teklifini görüştük. Ne yazık. Allah sabır versin ailelerine. Şehitlik mertebesine yükselmek, vatan uğruna ölmek en büyük şeref. Ailelerini onurlandırıyorlar ayrıca. Amerika ya da Rus çıkarları için girişilmiş kirli bir savaş. Ne kadar vatan müdafası sayılırsa artık. Dikkat edin de bu söyledikleriniz başınıza iş açmasın azizim. Benim kimseden korkum yok Paşazade. Herkesin bildiği gerçeği dile getiriyorum. Hepsi o kadar. Artık dünya birleşiyor Orhan. NATO bizim bağımsızlığımızı korumamız için tek güvencemiz. Bu noktadan bakarsan vatan uğruna şehit olduklarını sen de kabul edeceksin. Affedersiniz Seren Hanım. Sizin de canınızı sıktık böyle devlet meseleleriyle. Yok, önemli değil. Hadi, sağ olun bize. Ben ekibi ayarlarım. Davul, zurna, çalgı işi benim. Ben de süslemeleri yaparım. Elektrikçi Necati Usta'yla elektriği döşeriz. Renkli ampullerle donatırız her tarafı. He. Ben de size çiğ köfte yaparım, yoğururum. Parmaklarınızı yersiniz ha. Sen çiğ köfte yapmayı nereden biliyorsun ki? Neden bilmeyeyim ki? Bütün yaptığım yemekleri sen yiyip bitiriyorsun. Çiğ köfte mi yapamayacağım? Ya şaka ediyorum ya. Senin elinden var ya yemin ediyorum zehir olsun gene yenir kabak. Tamam çiğ köfteyi kabak yapıyor. He kabak yapsın. Masa sandalyeyi de konu komşudan hallederiz. Ha. Sakın Cemşir'den bir şey almayalım ha. Yok yok ben Cemşir'den neydik? Yemin ediyorum var ya teneke teneke olalı böyle düğün görmedi diyecekler ha. Abo. Pakize. Gelinliği ne yaptık? Kumaş aldın mı sen? Yo, almaya gerek yok ki. Şurada beyaz bir kumaş olacaktı. Dur hele bakayım. Tül de vardı. Hah, burada işte. Ne kadar şanslı adamım ben ya. Var ya bu kadar tok gözlü, becerikli bir karım olduğu için ölsem de gam yemem ha. Dışarıdan gelecekleri de unutmamak lazım. Onlara haber verelim. Fabrikadaki arkadaşlara sen haber ver. Tamam usta. Pakize. Senin nikah şahidi kim olacak? Bilmem. Düşünecek hiç vaktim olmadı ki. Ben benimkinin kim olacağını biliyorum. He. Kemal, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç, buyur. İyi akşamlar. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. Afiyet olsun. Sağ ol, gel beraber olsun gel. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk usta. Tam zamanında geldin ha. Biz de düğün işini konuşuyorduk. Öyle mi? He. İstersen dönelim Halide'ciğim. Hayır. Onların istedikleri de bu zaten. Artık geri çekilmek yok. Hayret. Bu gece eski tanıdıklar da burada. Bu kadının ne işi var burada? Hangi yüzle insan içine çıkıyor? Hiç utanması da yok. Attıracağım onları buradan. Sakin olun lütfen. Belli ki olay çıkarmak, canınızı sıkmak için tam karşınıza oturdular. İstediklerini vermek size yakışmaz. Hadi, Allah mesut etsin. Sağ olasın. Hadi inşallah. Yani işte benim senden bir ricam olacak. Tabii kabul edersen. Benim nikah şahidim olur mu? Nasıl olur bilmem ki. Ya olur çok güzel olur. Hem ben sordum soruşturdum. Nikah şahidinin evli olması gerekiyormuş. Yani evli birinin olması daha iyi diyorlar. O yüzden yani şimdi benim çevremde de öyle evli arkadaşım yok. Yani bir sen varsın. Yani eğer nikah şahidim olursan çok sevinirim. Hem Dezem de sevinir he. Sen öyle istiyorsan şeref duyarım Ramazan. Allah sağ olasın. Geç oldu. Bana müsaade. Bana da. Kız Pakize. Eline koluna sağlık. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kabak hafız. İyi geceler. İyi geceler ustam. İyi geceler. İyi geceler ustam. Niye? Sen gelmiyor musun yine eve? Geleceğiz. Geleceğiz de. Şuraya bir toplayak, yardım edek. Sen de bir şeyin ucundan tut. Hadi gerek yok. Ben hallederim. İyi. Hadi kalk bize gidelim. Ahmet. Bu gece sen de kalsam olur mu? Olur. Güllü saklamam için vermişti o mektubu. Babası bulacak diye ödü kopuyordu. Deli kız. Yiyeceği dayaktan çok Cemşir'in mektubu yırtmasından korkuyordu. Ona gözüm gibi bak. Kemal'le evlenince geri alacağım ona göre demişti. Neyse. Döndü dolaştı sahibini buldu. Neriman ben dayanamayacağım. Oh, ne güzel. Demek kutlama yapıyorsunuz ha? Ne âlâ. Zavallı abimin mezarında kemikleri sızlıyordur herhalde. Kardeşine yapılan haksızlıktan sonra. Haklısın. Muzaffer'in kemikleri sızlıyordur. Çok sevgili kız kardeşinin, katilinin karısıyla hiç utanmadan cemiyet içine girmesini görüyorsa sızlıyordur elbet. Bütün bunlar yanına kalacak sanıyorsun değil mi? Hanımlar sakin olun lütfen. Sen karışma. Rica ederim Halide, burası yeri değil. Öyle mi? Yeri değil. Gidelim Halide. Hiçbir yere gitmiyoruz Neriman. Buradan biri gidecekse o gidecek, biz değil. Bir şey kazandım zannetme. Er ya da geç ait olduğun yere döneceksin. Adalet yerini bulacak. Adalet demek. Kocamı öldürdüler. Kucağımda çocuğumla kala kaldım. Bu kadınsa hiçbir şey olmamış gibi karşıma geçmiş içkisini yudumluyor. Sanki kocası kocamı öldürtmemiş gibi. Adalet bu mu? Yeter artık ama. Benim bir suçum yok. Ben öldürmedim senin kocanı. Var. Bal gibi var. İnsan kocasının ne yaptığını bilmez mi? Ne dolaplar çevirdiğini anlamaz mı? Yoksa senin de işine gelmiş olmasın Muzaffer'in öldürülmesi Neriman Hanım. Senin hesabımız bitmiyor. Gidelim, çok rica edeceğim, dayanamıyorum artık. Serap Hanım. Neler yaşadığınızı anlayabiliyorum. Bir sevinci, mutluluğu yaşayamamak ne demek bilirim. Hayatta yalnız kalmanın ne demek olduğunu da bilirim. Yalnız değilim ki ben. Koskoca çiftlik canım. Anam var, oğlum var. Yalnız değilim çok şükür. Küçükken kızıma ne öğüt verdim biliyor musunuz? Ona mutlu olduğu anları küçük bir kutuya koyup saklamasını söylerdim. Bir gün mutsuz olduğunda o kutuyu açarak mutlu olduğu anları hatırlasın diye. Hiçbir ızdırap ebedi değildir Selam. Her fırtınadan sonra mutlaka güneş doğar. Benim çok az mutlu anım oldu. Senin kadar genç, güzel, aslında hayat dolu bir kadının ileride mutlu olacağına inancım sonsuz. Şimdiye kadar başına kötü şeyler gelmiş olabilir. Ama gözlerini maziye değil, istikbale çevirmelisin. Bir dostun olarak her zaman yanında olacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Güllüm, kaderim, sevdiğim, hasretim. Hep aynı düşü görüyor. Sen ben yan yana, hiç ayrılmak zorunda kalmayacağımız küçük evimize. Bugüne katlanıyorsam Güllüm, bu düş yüzündendir. Babana, abine susuyorsam bu düş yüzündendir. Tezkere bekler gibi bekliyorum 18'ine girmeni. Seni ilk gördüğüm günden beri yüreğim Güllü diye atıyor. Her nefesimde adını soluyor. Bazı geceler bu düş kayboluyor. Kabusum oluyor. Korkarak uyanıyor. Kan ter içinde. Bir şey olacak, gideceksin benden diye. Sensiz kalacağım diye. Ola ki korktuğum başıma gelirse, sen benden gidersen, bir gün gelip de ayrı düşersek, aramıza düşmanlık, husumet girerse, ola ki kabusum gerçek olursa, bil ki yalnız seni sevdim. Sadece seni. İnsan hayatta bir kere sevdalanır Güllü. Bir kez sever. Bir kez biri için ölmek ister. Bir kez biri için yaşamak ister. Benim sevdam sensin Güllü. Sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkarsın.